Kanal T'de haber zamanındasınız sayın seyirciler. Ben Eftal Keser, yayınımıza hoş geldiniz. Biraz sonra haber merkezimizin bize hazırladığı haberleri vereceğiz sizlere, ama onun öncesinde küçük bir hatırlatmada bulunayım. Bizim bir WhatsApp hattımız var, biliyorsunuz iki gündür onun tanıtımını yapıyoruz. 0533 862 29 29, 0533 33 862 29 29. Bu WhatsApp hattından bize dilediğiniz görüşleri, görüşleriniz, önerileriniz neyse veyahut da gündeme getirmemizi istediğiniz herhangi bir şey varsa buradan bize ulaşabilirsiniz. Video çekip gönderebilirsiniz. Güzel anılarınız olur. Eleştirilmesini istediğiniz konular olabilir. Her ne olursa olsun, ama her zaman söylediğim bir şey var. Yeter ki insanları rencide edecek, hakaret edecek bir içerikte olmasın. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra size bugün haberlerimizin sonrasında neyimiz var, hangi konukla birlikte olacağız. Daha doğrusu bugün iki konuğumuz birden var. Her gün bir konuk alıyorduk ama bugün iki konuğumuz var. Konuklarımız kimler? Karantina ekibinden göğüs hastalıkları uzmanı Derlen Özgeç Ruso. Bir diğer konuğumuz ise Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen. Biliyorsunuz dün hemşireler, Dünya Hemşireler Günü'ydü. Haftada devam ediyor. Bu çerçevede Derlen Özgeç ve Ali Özgeçmen ile biraz bu COVID-19 kapsamında biraz sağlığı konuşacağız. Bu süreci nasıl geçirdiler? Bundan sonra ne beklentileri var? Onları konuşacağız. Şimdi şöyle bir yayın akışıma baktım. Evet. Sevgili seyirciler, biraz bugün aslında üzerinde durmak istediğim bir konu var. O da şu. Dün hatırlayacaksınız, Haspolat'ta, Hurdalık'ta bir yangın çıkmıştı. Herkes çok endişe etmişti bu yangınla birlikte. Endişemizin sebebi de şu, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adamı sıcak bir ülke ve yaz dönemlerinde de sıklıkla yangınlarla, arazi yangınları, orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu dönemde herkes COVID-19'a odaklandığı için bazı şeyleri biraz göz ardı ettiği gibi geliyor bana. Ama dünkü yangın bazı şeyleri tekrar hatırlamamız gerektiğini hatırlattı, öyle söyleyeyim. Çünkü mesela dün 30 derecenin üzerindeydi hava sıcaklığı. Bugün de 30 derecenin üzerinde. Belli ki bundan sonra hava daha da ısınacak ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, haber merkezimiz bize COVID-19 ile ilgili bir haber hazırladı. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Dünya ülkeleriyle ilgili COVID-19'a durumları nedir diye paylaşımlar yapıyor ki bütün ülkeler birbirlerinden haberdar olsunlar. Bu paylaşımların arasında Kıbrıs da yer alıyor. Kıbrıs olarak Güney Kıbrıs'taki vakalar gündeme geliyor. Bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde rahatsızlık yarattı. Başbakan Tatar Dünya Sağlık Örgütü'ne bir mektup göndererek, yaptığınız paylaşım doğru değildir. Siz sadece adanın güneyini baz alıyorsunuz ama adanın kuzeyinde de bizler varız ve çok iyi şeyler de yaptık diyerek bir mektup gönderdi. Şimdi mektubun bir içeriğine bakalım. Başbakan Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a mektup göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin COVID-19 mücadelesindeki başarısını anlattı. COVID-19 taşıyan son hastanın da hastaneden taburcu olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne gönderdiği mektupta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 gündür pozitif vakaya rastlanmadığına dikkati çeken Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm ilgili kurumlarının COVID-19'la mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini yakından takip ettiklerini, örgütün rehberliğinin virüsün bulaşmasını önlemek için alınan kararlar ve atılan adımlar için hayati önem taşıdığını belirtti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pandemiye karşı kararlılıkla mücadele verdiğini belirterek vaka ve test sayıları hakkında genel direktöre bilgi de verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kıbrıs'a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güney Kıbrıs'ın rakamları olduğunu, dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına dikkati çeken Başbakan Tatar, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyadaki en küçük ülkelerin dahi rakamlarını paylaştığını, buna karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rakamlarının paylaşılmamasının hem kabul edilemez olduğunu hem de bu durumda örgütün tam bilgi sağlamadığını ifade etti.
pandeminin siyaset temelinde bir ayrım yapmadığını belirten Başbakan Tatar, Covid-19'un milliyet, sınır, ırk veya yaş ayrımı gözetmeksizin yayıldığına vurgu yaparak, izole edilmiş ve sınırlı kaynak ve fırsatlara sahip bir devletin başbakanı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin, halkının ve ülkesinin bu zorlayıcı dönemde göstermiş olduğu çaba ve gayretten gurur duyduğunun altını çizdi. Başbakan mektupta devamlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının daha önce de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü olarak kendisiyle hali hazırda iletişim kurmuş olduğunu ve bu süreçteki başarıyı Dünya Sağlık Örgütü'ne ilettiklerini ifade ederek bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rakamlarının örgütün günlük ve genel raporları içerisinde yer alması için bir kez daha çağrı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rakamlarının dahil edilmesinin hem adadaki gerçek rakamları hem de dünyadaki gerçek rakamların yansıtılması prensibi temelinde yapılmasının gerektiğinin de altını çizdi. Pile Karma bir köy biliyorsunuz sayın seyirciler. Orada Türklerle Rumlar birlikte yaşıyorlar. Covid-19 salgınından dolayı Pile'deki yaşayan insanlar ne adanın kuzeyine geliyorlar ne de güneyine geçebiliyorlar. Daha doğrusu aslında tam anlamıyla tam da tecrit olmuş değiller ama bir defa güneye geçip de çalışamıyorlar. Çünkü daha çok Pile'de yaşayan insanlar güneyde çalışarak yaşamlarını devam ettiriyorlardı. İçine düştükleri durumdan dolayı kendilerini tecrit edilmiş olarak gördüklerinden dolayı Pile'de bugün bir eylem yaptılar. Şimdi bu eylemle ilgili haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Covid-19 salgın döneminde büyük mağduriyet yaşayan ve Kuzey Kıbrıs'ta olan tüm bağlantıları kesilen Pile halkı eylem yaptı. Kıbrıs'ın ne güneyine ne de kuzeyine geçebilen ve birçok ihtiyacın bu nedenle karşılayamayan Pile halkı mülteci değiliz pankartlarıyla tepkilerini gösterdi. Sınırın kuzey tarafında ise Güney Kıbrıs'a çalışan Kıbrıslı Türkler hem kendi yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek hem de Pile halkının eylemine destek vermek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Pile muhtarı Veysel Gülen Pile halkı adına basın açıklaması yaptı. Bizler adalet istedik, adalet görmedik ama biz adaletli olacağız. Kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. Evet, Pile muhtarı adalet istedi. Herkesi adalete çağırdı. Bu konu bugün Başbakan Tatar'ın da gündemindeydi. Başbakan Tatar Gazimağusa'ya gitti bugün. Gazimağusa'da belediyeyi ziyaret etti. Belediye başkanıyla görüştü. Açıklamaları oldu. Ama gündeminde Pile'de yapılan bu eylem vardı. Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter'le bir görüşme yaptı. Başbakan Tatar burada Pile'de yapılan eylemle ilgili konuştu. Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili ambulans ve diğer araçlara izin verilerek gidiş geliş olduğunu, önümüzdeki günler yapacakları değerlendirme sonrası açıklama yapacakları bilgisini verdi. Bildiğiniz gibi Pile halkı devamlı süreçte bizimle temasladı. Sağlık Bilim Kurulları, Sağlık Bakanlığı ve diğer arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde tabii ki bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti şu anda izole edilmiştir. Kapılar kapanmıştır. Uçakların gelip gitmesi söz konusu değildir. Gemilerle gelenler de bildiğiniz gibi son dönemde karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Elbette bir halkının sağlık sorunlarının değerlendirmesinde ambulanslarla veya diğer araçlarla müsaade edilerek gelmeler gitmeler de oluyor siz de biliyorsunuz. Ama genel anlamda şu anda bu süreci bu şekilde değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar mesele enine boyuna değerlendirdikten sonra yeni bir açıklama yapılır. Başbakan Kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konular konuşurken koronavirüsle mücadele belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan İsmail Arter'e kutladı ve teşekkür etti. Arter, koronavirüste yaşamayı öğrenerek diğer işleri de yoluna koyacaklarını, Gazimağusa Belediyesi ve hükümetin zaten sıkı bir işbirliği içinde olduğunu, bundan sonra da bunun devam edeceğini belirtti.
tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de normalleşmeye yönelik temkinli adımlar atılıyor. Bu adımlar atılırken bazı iş yerleri açılıyor. Bazı iş yerlerinin açılması gündemde. Doğal olarak insanlar epey bir zamandır işlerinden uzak kaldıklarından dolayı bir an önce iş yerlerinin açılıp işlerinin başında olmasını istiyorlar. İşte dün bu çerçevede kuaförler meclisin önünde şikayetlerini dile getirdiler. Bugün de restorancılar Sağlık Bakanı'ndaydı. Restorancılar da bir an önce iş yerlerinin açılmasını ve çalışmaya başlamayı talep ettiler. Bakan Pilli de onlara destek verdi. Restorancılar Birliği Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli eylemcilerle görüşmek için dışarı çıkarak eylemcilerle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli eylemcilerin haklarını yarın gerçekleşecek Bakanlar Kurulu'nda savunacağını söyledi. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Biz bu restoranların açılması için Sağlık Bakanı olarak sizin yanınızdayız. Bunu teşekkür ederiz. Yani bunu hiç kimse, herkes bir şeyler konuşabilir ama biz her zaman halkımızın yanında olduk ve çok yönlü olarak her şeyi düşündük. Dolayısıyla önümüzdeki hafta içerisinde sizin Sağlık Bakanlığı olarak restoranların açılması için ben sizi savunacağım. Bakan Pilli'nin söylemleri sonrası eylemciler sözünüzü takip edeceğiz dedi. Evet, gördüğünüz gibi hiç kimse de tedbiri elden bırakmıyor. Mümkün olduğunca o sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorlar. Maskeleri yüzlerinde olması gereken de budur aslında. Şimdi konuyu İngiltere'ye getireceğim. Covid-19 salgınında adından çok sık söz edilen bir ülke İngiltere. Sebebi de çok fazla can kaybının olması. Kendi çaplarında aldıkları ilk önlemle veyahut da almadıkları önlemle bir sürü can kaybı yaşanmıştı İngiltere'de. İlk sıraya yerleşmişti biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Şimdi İngiltere'de normalleşme yönünde ilk adım atıldı. Bir İngiltere'de son durum nedir? Bir ona bakalım. Çünkü bizi çok da yakından ilgilendiriyor İngiltere. Nedeni de şu, Kıbrıslı Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir ülke İngiltere. Bir bakalım İngiltere'de son durum neymiş? Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de açıklanan son verilere göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 627 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 32.692'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede 3.403 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 226.463'e yükseldiği ifade edildi. Ülke genelinde durumu kritik olanların sayısı 1559 olarak açıklanırken toplam 2.007.146 COVID-19 testi yapıldığı belirtildi. İngiltere'de ölü sayısındaki artış dikkat çekerken dün 210, 10 Mayıs'ta 268 ve 9 Mayıs'ta ise 346 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan İngiltere, dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Şimdi hatırlayacaksınız, COVID-19 salgını çıkmasından önce Kıbrıs'la ilgili, daha doğrusu Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yatakları konusunda ciddi bir tartışma vardı, ciddi bir resleşme vardı hatırlayacaksınız. Covid-19 araya girdikten sonra herkes can derdine düştüğünden dolayı biraz bu hidrokarbon konusu geri planlarda kalmıştı. Ama şimdi yeniden yavaş yavaş normalleşme başladığından dolayı yavaş yavaş herkes özüne dönüyor. Bu çerçevede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de müttefikleriyle birlikte Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları çerçevesinde ittifak yaptığı ülkelerle birlikte ortak bir açıklama yaptı. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi gecikmedi. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin bu bölgeye dahil olmayan, bu bölgeyi bilmeyen, bu bölgedeki hassasiyetlerden bir haber olan bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla Kıbrıs Türk'ün hak ve çıkarlarından ödün vereceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu söyledi.
Bakanlık Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları'yla dün ortak bildiri yayınlamasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Açıklamada ortak bildirinin Doğu Akdeniz'e ilişkin gerçeklerden yoksun, izlenim yaratmaya yönelik bütünüyle siyasi bir bildirim olduğu belirtildi. Bu haberle programın ilk bölümünü noktalayacağız. Ama onun öncesinde programın başında da söylemiştim. Dün Dünya Hemşireler Günü'ydü. Haftada Hemşireler Haftası da bu hafta devam ediyor. WhatsApp'tan hemşirelerimizden, o saygıyı en fazla hak eden insanlardan olan hemşirelerimizden bazı görüntüler geldi. Bir paylaşımları var. O paylaşımları çek gönder bölümümüzde bugün o paylaşımları getireceğiz ekranlarınıza. Ardından bir reklamlarımız olacak. Reklamların ardından karantina ekibinden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Derilen Özgöç Ruso ve Kıbrıslık Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen bizlerle birlikte olacak. Merhaba, ben Sibel Keser. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde 22 senedir hemşire olarak görev yapmaktayım. Mesleğimi çok seviyorum ve büyük bir özveri içerisinde yapıyorum. Buradan tüm meslektaşlarımın Hemşireler Haftası'nı kutlar, onlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diliyorum. Merhaba, ben Nail'e Şaban. 1,5 yıldır Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Mesleğimi çok seviyorum. Buradan şartlar ne olursa olsun büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren bütün meslektaşlarımın Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Hemşire olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Herkese merhabalar. Yaklaşık 9 yıldır yürütmekte olduğum hemşirelik mesleğimin son 1 yılını Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Mesleğe atıldığım yıldan bugüne kadar verdiğim yemine sadık kalarak her hastamı ailemin bir bireyi gibi düşünerek yaklaşmaktayım ve bu mesleği çok severek yapmaktayım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor koşullar altında mesleğimizi en adil şekilde yapmaya çalışıyoruz ve buradan tüm meslektaşlarımın hemşirelik haftasını kutluyorum. Merhabalar. Ben Zeliha Yapar, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne görev yapmaktayım. Mesleğimi çok seviyorum. Hemşireler hastaların gözlerine bakıp onların yüreğine dokunan şifalı ellerdir. Tüm meslektaşlarımın ve hemşire arkadaşlarımın hemşirelik haftasını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. Unutmayın, maskesiz sokağa çıkmıyoruz ve sosyal mesafemizi mutlaka koruyoruz. Ben Şengül Ünal, 15 yıldır Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda hemşireyim. Mesleğimi çok seviyorum. Buradan bütün hemşire arkadaşlarımın Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Merhaba, Filiz Hemşire ben. 16 yıldır bu mesleğin içerisinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Son 2,5 aydır karantina merkezinde çalışıyorum. Ettiğim yemine bağlı kalarak İşimi aşk ve sevgiyle yaptığıma inanıyorum. Hemşirelik benim çocukluk hayalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içindeyim. Hemşirelik bir bilimdir ve sanatların en güzeli olan insanı sevmeyi ve empati kurmayı gerektirir. Bugün bizim günümüz, bugün Hemşireler Günü, bugün bizim bayramımız. Her sene yaptığımız etkinlikleri, kutlamaları yapamasak da gerekse meslektaşlarımızın paylaşımları, gerekse arkadaşlarımızın bize gönderdiği özel ve duygulandırıcı mesajlar bizi mutlu ve motive etti. Güzel günler göreceğiz, inanıyoruz, umut ediyoruz. Mesleğini sevgiyle yapan tüm arkadaşlarımın, meslektaşlarımın Hemşireler Günü kutlu olsun. Evet, bir alkış da hemşirelerimize bizden gitsin. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından programımızın ikinci bölümünde yeniden birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin.